Merhaba sevgili satranç severler. Yeni bir pratik dersimize hoş geldiniz. E4 oynayalım bu sefer. Bakalım rakibimiz neyi tercih edecek? Şu an düşünüyor. Evet, sonunda oynadı. Sicilya, bakalım ne oynayacağız Sicilya'da. Aa, bu arada at C3 oynasaydık. D4'sü Sicilya isteyenler olmuştu. Şimdi, Vezir D4 deneyelim bugün de. At D4 yerine. Evet, Fil B5'i kesiyor. At C6 tempoyla gelişmek istiyor. C4 sürebiliriz artık. Yine merkezde bir üstünlük kurmak istiyoruz. Vezir merkezde kaldığında kuvvetli oluyor. Merkezde bıraktığımız zaman veziri kuvvetli oluyor. Şimdi E5 istiyorum. Vezir C7 kaçmak zorunda. Evet. Gelişimimizi tamamlıyoruz. İki taraf olarak gelişim tamamlanıyor. E4 piyonuna baskı kurmak istiyor. E4 piyonuna baskıyı da yine F3 oynayarak engelleyebiliriz. Bir tek dikkat etmemiz gereken şahımızın çok açıkta kalması. Belki F4 fil F3 oynayarak yapabiliriz. Bir tane şah H1 kaçalım. Kötü bir hamle değil şah H1. F4 oynayalım. Şimdi fil F3 oynayacağız. Evet, E5 oynayarak F5 karesini bana veriyor. O da E5 karesini alıyor. F5'e oturalım biz. F4 aldığında vezirle alacağız. D6 piyonuna baskı yapıyorum şu an ben. At E5 oynayacak muhtemelen. Ama bu sefer de B2 filim çok kuvvetli oluyor bu çaprazda. B2 fili için aktiflik gözüküyor. At D5 oturduğumda bu savunma atını kaldıracağız. Evet, at D5. Baskımız artıyor. Ne ile alacağız şimdi? Tabii ki E ile almayı tercih ediyorum ben. Kale G6 oynamayı düşünebilir. Bakın şimdi bu fil, bu vezir burada kaldı. Yani oyundan düştü fil ve vezir. Biz nasıl devam edeceğiz? Burada kale G6'ya fil H5 oynayabilirim. Kale G5 oynayacak ona. Ama kale G5'e de güzel bir hamlem var. Fil H5 oynayalım. Kalite kazanmak istiyorum. Şimdi at H6. Eğer GH6 alırsa vezir F7 mat. Çok güzel bir mat. Almazsa kale boşta kalıyor. Çok aktif bir konum oldu. Çok hızlı gelişti beyazın atağı. Alamadı tabii ki. Burada vezir G5 alabiliriz artık. Şu an kale öndeyiz. H6'yı aldığında vezir F5, vezir F7 mat oluyor. Net kale öndeyiz şu an. Evet, çok hızlı bitti, terk etti. Bir de kuvvetli de bir rakipti, güzel oldu. Yani genelde rakipleri ben seçmiyorum ama kuvvetli rakiplerle oynamak daha etkili oluyor bizim için öğrenme açısından. Çok hızlı biten bir maç oldu. Tekrar bakalım. Vezir D4'lü varyant güzel bir varyant. At C6 oynanabiliyor burada. Fil D7 oynanabiliyor. A6 oynanabiliyor. A6'yı tercih etti. H3 oynamamızın nedeni bu açılışta filin yeri yok şu an. Fil D7'den ya da G4'ten çıkmak istiyor. Bu atı almak istiyor G4'ten çıkıp. Biz H3 oynayarak atı almasını engelliyoruz. Filin